Personel ve Seferberlik Şube Müdürü. 18 Mart Şehitler Günü tören programını arz ediyorum. Çeneklerin konulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemine konuşmanın yapılması, şehit mezarlarının ziyaret edilmesi, törenin sona ermesi. Çelenklerin konulması. Kaymakamlık makamı çelengi. Belediye başkanlığı çelengi. Ömer Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal marşı. Oh!
Sayın Kaymakamım, komutanım, belediye başkanım, saygıdeğer şehit ailelerimiz ve kıymetli misafirler. Ulusça büyük bir heyecan, gurur ve coşku duyduğumuz bu anlamlı günde her sayfası mübarek şehit kanlarıyla yazılmış şanlı tarihimizin en müstesna zaferlerinden birini, Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlamak, aynı zamanda kutsal vatan topraklarını bizlere armağan ederken, vatanımızın ve milletimizin istiklali ve bölünmezliği uğruna şehitlik mertebesine erişen bütün aziz şehitlerimizin şehitler gününü gönlümüzdeki tüm şükran ve minnet duygularıyla anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Gururla kutladığımız bugün, 100 yıl önce kendilerini dünyanın en kuvvetli ve en mağrur ordusu sanan kendini bilmez yedi düvelin Çanakkale topraklarında kahraman Türk askerinin etten ve kemikten fakat iman dolu göğsüne çarpa çarpa bütün ümitleriyle birlikte Türk sularına gömüldüğü gündür. Çanakkale Savaşı teknolojik üstünlükle yarattığı güce karşı bedenlerini vatana siper edenlerin tarihte eşi benzeri görülmemiş bir galibiyetidir. Bu zafer 1. Dünya Harbi'nin 4 yıl sürmesine, Çarlık Rusyası ve Avusturya Macaristan İmparatorluklarının tarih sahnesinden silinmesine neden olduğu gibi 20. yüzyılda tarihte cereyan eden olayların yönünü belirlemiş, bazı topluluklarda ulus olma bilincini uyandırmış ve ülkemizin bugünkü güçlü ve saygın konuma gelmesinin ilk adımını oluşturmuştur. Şimdi üzerinde yaşadığımız bu topraklarda o büyük kahramanlık destanı yazıldıktan sonra günümüzde Çanakkale sözcüğü bile bize özellikle şu üç anlamı ifade etmektedir. Birincisi, geçilemediği ve asla geçilemeyeceği. İkincisi, dünya harp tarihinin en başarılı savunması ve tarihte bir dönüm noktası teşkil etmesi. Üçüncüsü ise Türk ulusunun onurlu mücadelesiyle kahramanlığının kanıtı ve ulusça yeniden doğuşunun bir başlangıcı olmasıdır. Bugün aynı isimde, aynı şerefte ve aynı mekanda buluşmuş aziz şehitlerimizin hiçbir koşulda esir edilemeyeceğinin ve Türk vatanının asla parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı bir gündür. Bugün üç kıtaya Türk adını kazıyanların Türklük uğruna kınalı bedenlerini toprağa koyduğu gündür. Bugün şehadeti şerbet, bu dünyayı gurbet sayanların, ruhunu iman ile aklayan, bedenini milletine saklayanların, kendisi cihan, öyküsü destan olanların günüdür. Bugün ulu önder, eşsiz komutan Mustafa Kemal Atatürk'ün anafartalar sırtlarında dünyaya komutanlık sanatını öğrettiği gündür. Bu zafer azimli, fedakar ve onurlu Türk milletini vatanından etmenin ne derece imkansız olduğunun ispatıdır. Bu zaferle Türk milleti bir kez daha Türk'e zincir vuramazsınız demiştir. Bir insanüstü mücadelenin destanıdır Çanakkale. Asırlarca Türk'üm diyen her insanın bedenini ürpertilerle, gözlerini minnet damlalarıyla doldurmaya devam edecektir. Çeyrek milyon evladını veren Türk yurdu, şehitlerin ruhu ile sonsuza dek var olacaktır. Bu kahramanlık manzumesinden bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim. Bomba sırtı olayı çok önemli ve dünya harp tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir hadisedir. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkül biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor. Ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okunabilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler ise kelime-i şehadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor.
20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngüyle çarpışıyor, ölüyor, öldürüyor. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, Kıbrıs'ta, Kore'de ve terörizmle mücadele harekatında şehit düşenlerin bir mesajı var Türk gencine. Gözlerinde şimşekler çakan çocuk, tanı beni. Yüzyıllara damgasına vuran bu başı, bu bileği tanı. Kimi zaman bir vatan şiirinin mısralarında, kimi zaman türkülerin namelerinde, kiminde karlı bölgeleri geçerken, kiminde engin denizlere yelken açmış bulacaksın beni. Bu kan senin kanın çocuk, bunu bil. Bu can senin canın. Yarın, öbür gün, belki daha uzak bir vakit, seher mahmurluğunda bulur seni kara bulutlar. Tatlı bir uykunun ortasında sokulur koynuna bezginlik. Merhameti sen bilirsin. Şefkati senden gayrısı tanımaz. Tanı beni ve unutma. Toprağa düşmüşüm binlerce kez. Binlerce yerimden vurulmuşum. Ama hala yaşarım çocuk. Canımı boş yere vermedim. Toprağa düşerken sen vardın aklımda. Hala sen varsın. Biliyorum bu kan senin, bu bayrak senin ve yine bir gün olur da bulutlar çöreklenirse seher vakti yanı başında seni bulacağım. Gözlerinde tebessüm, kulağın komutanında, Allah'ın adını anarken yumruğun kapalı, ufuklar ötesinde haykırıp duruyorsun. Diyorsun ki çocuk, vatan sana canım feda. Adına İstiklal Savaşı denilen ve tarihte bir kez bir benzeri daha olmayan o kutsal direnişin sahibi Türk ulusuna ve onun kahraman ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en yoksul ve en yorgun döneminde bile gücü veren, gerektiğinde akıtmaktan çekinmediği damarlarındaki asil kanı olmuştur. Türk ulusunun fertlerinden oluşan ve aslında Türk ulusunun bizzat kendisi demek olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Çanakkale siperlerini savunurken ya da büyük taarruzda düşmanı denize dökerken sergilediği kararlılık ve inançtan zerre kadar geri adım atmamıştır. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin yolunu aydınlatan ışık, ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi varlığıdır. Bizler de burada aziz şehitlerin huzurunda diyoruz ki, atalarının kanıyla suladığı kutsal emanetin anlamının bilinciyle görevini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri olarak en kıdemsizlerinden en üst rütbedeki komutanına, bölücü teröre karşı göğsünü siper ederken ölümsüzleşen şehitlerimizden gazilerimize, askeri okula yeni katılan öğrencisinden gurur ve şerefle sürdürdüğü vazifesini tamamlayarak emekli olmuş tüm personeline kadar, bu kutsal vatan uğrunda kanımızın son damlasına kadar topraklarımızı korumak ve vatan sevdası uğruna sarıldığınız canlı bayrağımızı sonsuza dek göklerde dalgalandırmak için bizler de aynı bedeli ödemeye hazırız. Bu azim ve kararlılığımızı hazmedemeyenler bilsinler ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yöndeki iradesini hiç kimse, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kıramayacaktır. Evladını vatana adamış aziz analar, babalar, eşler, evlatlar ve kardeşler, müstehi olun. Şehitlerimizin uğruna hayatını feda ettiği tüm kutsallarımızı dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve inanç ve kararlılıkla korumaya bir kez daha söz veriyoruz. Aziz şehitlerimiz, huzur içinde uyuyunuz. Emanetiniz emin ellerdedir. Bizler sizlerden teslim aldığımız emaneti dünya döndükçe çelik bileğimiz ile sımsıkı kavrayacak, bizlerden sonra sağ kalana teslim etmedikçe son nefesimizi vermeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları vatan yapmak uğrunda hayatını feda eden bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun. Arz ederim.
Komutanım, bu taraf iyi. Evet. Bazı açılırsa objektif almıyor. Şu bölümü de nerede bitireceksen söyle, bu tarafa ayıralım. Çekiyorum komutanım. Bir poz daha alıyorum komutanım.